Onarılmaz yaralar da açabiliyor. O kadarını söyleyeceğim. Çocuklardan bahsedeceğiz yine. Çocuklardan önemli bir şeyimiz yok. Emekliler alınmasın. Emeklilerle ilgili bir haberim şimdi var. Anneanneler, babaanneler, dedeler, torunlar başladı tekrar yüz yüze eğitime. Torunlar okula gidip gelmeye başladılar. Aşılı olan büyükler rahat. Torunlara bakıyorlar. Torunları bırakacak okuldan sonra torunların gideceği bir yer yoksa yine anneannenin, dedenin yanına geliyor torunlar. Eve girip çıkacaklar bir taraftan. Toruna harçlık vermek istemez mi dede? Toruna harçlık vermek istemez mi anneanne, babaanne? Emekli maaşı yoksulluk sınırına oranını görüyorsunuz arkamda. Türkiye'de emekli maaşının yoksulluk sınırına oranı 21,7. Endonezya, Mısır ve Uganda'daki durumu da görüyorsunuz. Aynı ligdeyiz. Yani emeklilerin en fakir olduğu, en zor şartlarda yaşadığı ülkeler ligindeyiz. Bu sayılan ülkelerle birlikte. Hatta o liginde başındayız. İşte emeklilerle ilgili o haber. Bize bir zam verdi. Arkadan elektriğe, doğalgaza hepsine zam yaptı. Bizden iki misli geri aldı. Sen şimdi emekli ol, 3 milyar maaş al, ev kirası ver, elektrik, su ver, telefon, yiyeceğin, içeceğin bütün ihtiyaçlarını sen karşıla bakayım, nasıl karşılayacaksın? Mümkün mü? 3 bin lira, kusura bakmayın, yetersiz. İnan ki yetersiz. Şu anda 63 yaşındayım, hala çalışmak zorundayım bu yüzden. Uluslararası Çalışma Örgütü dünyadaki yoksulluğu inceleyen bir rapor ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'deki emekli maaşı yoksulluk sınırının en çok altında kalan ülke. Emekli maaşına gelen zamlarla günlük hayatın içerisinde yiyecek, içecek, tüketilen her şeye gelen zamlar aynı mı değil? Eşim de emekli, ben de emekliyim ama geçinemiyoruz. Çünkü neden? Kiralar ne kadar pahalı. Markete gidiyorsun, dünyanın parası. Uluslararası Çalışma Örgütü ülkelerdeki ortalama emekli maaşının o ülkenin yoksulluk sınırına oranını karşılaştırdı. Veriler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün emekliler için fakirlik göstergesi olarak belirlediği %50'lik sınırın çok altında kaldığını gösterdi. Bunun için dünyanın araştırma yapmasına gerek yok. Biz kendimiz yaşıyoruz zaten. Yani yaşam standardımız yoksulluğun altında, açlık sınırının altında. Uganda'da emekli maaşı ülkenin yoksulluk sınırının %43,5'üne karşılık geliyor. Bu oran Mısır'da %91,2, Endonezya'da %56,1, Türkiye'de ise sadece %21,7. Bu da Türkiye'yi listenin en dibine konumlandırıyor. Yeterli sağlıyoruz o zaman. Öyle mi? Ya abi. Yani mesela kiraya, işte market alışverişi. Kiraya kadar o adam olması lazımdı, evini yapması lazımdı kira emekli oluncaya kadar. Çocuklarım olmasa yaşayamam. Yani eğer kira veriyorsan 2 milyar sana ne kalıyor? Hiçbir şey. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Eğer emekli oluncaya kadar, 50 yaşına kadar evine arabasını alamadıysa o adamdan zaten hayır olmaz kızım. Eğer emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorsa işte onlar dilenmek zorunda. Tayyip'e Allah başımızdan eksik etmesin. Siz bilmezsiniz o günleri. Biz fakir ekmeğine yetiştik. Bunu Ankara'daki sırça köşte oturan beyefendilerin duymasını istiyorum. Artık insanların bıçak kemiğe dayandı yani. Sabredecek hali yok. Umarım bir parça ama bir parça halktan yana bazı politikalar geliştirir. Özellikle ekonomik ve sosyal politikalar. Emekli maaşı iktidarın bir lütfu değil. Sizin hakkınız, hepimizin hakkı, yıllar boyunca çalışanların. Bir kişi 50 yaşına kadar ev ve araba sahibi olamamışsa şayet o kişinin adam olmadığından kaynaklanmıyor. O ülkenin ekonomik şartlarından kaynaklanıyor. Ne kadar da rahat, herhalde kendi evi arabası var. Beyefendi, muhabir arkadaşımıza röportaj veren beyefendi, o yelekli olan diyor ya, zaten 50 yaşına kadar evi arabası olmamışsa o adam adam değildir diye. Cinsiyetçi de bir dil ama nereden başlayıp neresini nasıl anlatmak lazım? Yani ne olursa olsun, ekonomi ne durumda olursa olsun, komşular ne durumda olursa olsun ben iktidara destek olmaya devam ederim diyene, hani onun üzerine bir cümle daha söyleyip de tartışmaya girmeye de gerek yok. Gençler açız, işsiziz diyor. Telefon kullanıyorsun, çıkar cep telefonunu diye yanıt veriyorlar. Elektrik faturaları. Elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ailelerin sayısı giderek artmakta. Zam üstüne zam geliyor elektriğe de. Kış kapıda
ve doğalgaza yeni zam sinyalleri de verilmeye başlandı bile. %18 olan KDV payı %1'e indirilmeli elektrikte. Bu epeydir aslında konuşulan bir şey ama elektrik dağıtım şirketleri de devletten ihale üstüne ihale alıyor bir taraftan. TRT payı var faturalarımızda. TRT'nin ben uzun yıllardır bir programını izlemedim. Bilmem sizde durum ne. Ay yalan olmasın. A Milli Kadın Voleybol takımının maçlarını izledim. Ha bu vesileyle maçı hafta sonu yerinde, üçüncülük maçını yerinde izlemeye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de uzun zaman sonra TRT'de farklı bir konuda ekranda görmüş olduk. Ha İsmail Saymaz da İsmail Küçükkaya da gitmişler maçı izlemeye. Onları da TRT'de gördük uzun zaman sonra bu vesileyle. A Milli Kadın Voleybol takımımız gururumuz ve gururumuz olmaya devam edecek. Avrupa üçüncülüğü için de teşekkür ediyoruz onlara. Kapa parantez, elektrik faturalarına yakından bakalım. AK Parti iktidarı döneminde elektrik faturalarındaki şahlanış vatandaşın haklı isyanına dönüştü. Elektrik faturalarını %20 indirmek mümkün. Nasıl mı? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın anlattı. Akın'a göre KDV payının %1'e inmesi ve TRT payının faturalardan kaldırılmasıyla faturalar bir anda %20 iniyor zaten. EPDK tarafından açıklanan faturalandırılan elektrik miktarı ile özel şirketlere yapılan destekleme ödemelerini karşılaştırdık. Buna göre 2018 yılında 150 kWh tüketimde desteklemelere ödenen tutar 11.09 lira oldu. 2019 yılına geldiğimizde bu tutar 16.92 liraya çıktı. 2020 yılında bu tutar daha da artarak 23.62 liraya yükseldi. Üstelik bu 3 yılda faturalandırılan tutar düşerken destekleme ödemeleri %112 oranında arttı. Bu durum ortalama 100 lira fatura tutarındaki bir elektrik tüketimini yaklaşık 23 lirasının desteklemelere gittiğini gösteriyor. Elektrik faturasında 8 ayrı kalem var. Enerji bedeli, perakende hizmet bedeli, dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedeli, iletim bedeli, enerji fonu payı, TRT payı, elektrik ve hava gazı vergisi. Bu 8 ayrı kaleme bir de %18 KDV ekleniyor. Türkiye'de uygulanan destekleme modelleri elektrik faturalarını şahlandıran sebeplerin başında geliyor. Özel elektrik üretim şirketlerine sağlanan 3 farklı destek modeli var. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması, yani YEKDEM, yerli kömür desteği ve kapasite mekanizması desteği. Bu 3 destek dolaylı ya da doğrudan vatandaşlarımızın faturalarına yansıtılıyor. Hal böyle olunca faturalar katlanıyor da katlanıyor. Cengiz Limak Kalyon, kar üstüne kar yapan, karını katlayan büyük şirketler, büyük sermaye iktidara bugüne kadar hep de